Dini figürler her zaman en heybetli olanlardır. Dünyada en popüler olan heykellerden biri de şüphesiz Hazreti İsa ile ilgili yapılan heykellerdir. Brezilya'da yer alan kurtarıcı İsa heykeli en ünlü İsa heykelidir. 8 metrelik kaidesi hariç 30 metre yüksekliğiyle dünyanın en büyük 5. İsa heykelidir. Heykelin kolları 28 metre genişliğindedir. 700 metre yüksekliğindeki Corcavado Dağı'nın zirvesinde yer alır. Heykel Rio de Janeiro'nun simgesi haline gelmiştir ve Brezilya'nın en ünlü anıtıdır. 1926 ve 1931 yılları arasında yapılmıştır. İspanya'da yer alan ve 18. yüzyıla tarihlenen İsa heykelinin restorasyonu sırasında heykelin kalçasına gizlenmiş bir not bulundu. Heykel İspanya'nın kuzeyindeki Burgos eyaletinin Sotillo de La Ribera köyünde bulunan Santa Agueda kilisesinde tutuluyor. Kaligrafi ile özenli yazılmış olan ve 1777 yılına tarihlenen not bir rahip tarafından İsa heykelinin kalça kısmına saklanmış. Bu da notun bir zaman kapsülü gibi korunmasını sağlamış. Not, popüler eğlence, ekonomik durum, siyasi ve dini konular, ünlü insanlar ve diğer konularda döneme dair ayrıntılarla ilgili temel bilgileri içeriyor. O dönem Burgo de Osma Katedrali'nin rahibi Joaquim Minguez tarafından imzalanan belge, restorasyon şirketi Da Vinci Restoran'ın işçileri tarafından ortaya çıkarıldı. İki sayfanın her iki tarafında da elle yazılmış belge, restoratörler İsa'nın arkasında küçük bir boşluğu kapatan bir kumaş parçasını çıkardıklarında bulundu. Yerel tarihçi Efren Arroyo, keşif karşısında heyecanını saklamayarak bu gerçekten inanılmaz. Bu tür heykellerin içinde elle yazılmış gizli belgeleri bulmak benzersiz bir duygu, diyor. Heykeli yapan heykeltıraşın adının yanı sıra tarımsal konulardan toplum meselelerine kadar uzanan yerel bilgi hakkındaki verilerle birlikte belgede yaygın hastalıklar, popüler çocuk oyunları ve zamanın popüler boğa güreşçilerinin isimleri de yer alıyor. Uzmanlara göre Joaquim Minguez adlı rahibin amacı tüm bu referanslar ile gelecek nesiller için keşfedilecek en eski zaman kapsüllerinden birini oluşturmaktı. Zaman kapsülleri bizi başka insanların yaşadığı dönemlere götürür. Belki de onların deneyimlerine en yakınını ancak bu sayede yaşayabiliriz. Kullandıkları eşyalara dokunarak, okudukları yazıları okuyarak, fotoğraflarına bakarak veya belki de 100 yıl sonrası için yazdıkları bir notu okuyarak onların çağındaymış gibi hissedebiliriz. Hazreti İsa'nın heykelinde bulunan bu not da onlardan biriydi. Geçtiğimiz yıllarda ise yine bir heykelde gizli bir zaman kapsülü bulunmuştu. Boston, Massachusetts'te valilik binasının tepesindeki altın kaplama arslan heykelinin içinde bir zaman kapsülü olduğu dedikoduları yıllardır dönüyordu. Dedikoduya göre 1901 yılında yerleştirildiği söylenen nesnelerin bir şiir efsanesinden öteye geçmediği düşünülüyordu. 2014 Ekim'inde renovasyon için indirilen arslan heykeli için bu dedikoduların doğru olup olmadığı araştırıldı ve fiber optik kameralarla tarandı. Anlaşıldı ki altın arslanın kafasının arka kısmında bir kutu vardı. Heykele zarar vermeden çıkarılan kutunun içinde o güne dair birçok gazete küpürü, fotoğraf, kitap ve daha önceki orijinal tahta arslan heykelinin yapıldığı odunundan bir parça vardı. 1997'de Star Wars ekibi filmle ilgili bazı nesnelerin olduğu tahmin edilen bir zaman kapsülü tasarladı ve bunu usta Yoda heykeli olan Skywalker Ranch'e gömdü. George Lucas ise bu kapsül için bir açılış tarihi vermedi. Bu kapsülün gömüldüğü günden itibaren 2000 yıl sonra burayı kazabilecek bir arkeolog için bir hediye olduğunu belirtti. İçinde ne olduğu bilinmiyor. Fakat yıllar sonra açıldığında herkes için bir şok olacağı kesin gibi.